Tarihte çeşitli isimlerle anılmış Siverek. İsmini üzerinde konaklayan medeniyetlerin bıraktıklarından almış. Ve her gelen yeni bir isimle çağırmış burayı kendi kelimeleriyle. Geçmişi milattan öncesine dayanan Siverek, Sümer, Asur, Bizans, Arap, Selçuklular ve Osmanlılardan günümüze kadar birçok kavim ve millete memleket olmuş. Sadece yolları değil karşılayan, sadece tabelalarda kalmıyor gözünüz. Bir yanda Karacadağ'a selam veriyor, diğer yanda 3300 yıllık haşmetiyle Siverek Kalesi buyurun Sibere'ye der gibi bakıyor yüzümüze. Doğu Anadolu bölgesinin en eski ve en önemli yerleşim alanlarından Siverek'teyiz. Siverek'i anlatmak o kadar kolay değil. Anlatılacak o kadar çok değerli iç içe ki teker teker anlatmaya kalkmaktansa yollarından başlayıp kalesine çıkıp dağlarını gezip türkülerini söyleyip folklörüyle coşarak dilimiz döndüğünce anlatalım sizlere. Caddelerinde akan güler yüzlü insanların emekleriyle günümüzde tarihi gelişimine eş olarak modern bir şehir duruyor karşımızda. Adı Siverek. Ticaretin canlılığı caddelerden, hayatın akıcılığı insanların yüzlerinden anlaşılıyor. Sırtını eski bir volkan olan Karacadağ'a yaslayan Siverek her ne kadar ilçe olsa da Şanlıurfa iline bağlı 250 binlik nüfusuyla 37 ilden daha büyük olmanın getirdiği ekonomik ve sosyal potansiyelle il olabilmek için büyük gayret sarf ediyor. Şehir merkezinde çarşı denilen caddelerin yanı sıra küçe denilen eski Osmanlı sokakları hala eski özelliklerini koruyor. Her caddede belli meslek grupları yer alıyor ve hepsi bir arada olmanın gururuyla sarılıyorlar işlerine. Demir ve ağaç işçiliği gibi geleneksel el sanatları Siverek çarşılarında yaşatılıyor zamana inat bir inançla. Siverek çarşılarından en önemlisi Osmanlı dönemi eserlerinden olan Gümrük Hanı desek yanlış olmayacak galiba. Sakin esen rüzgarların dağı Karacadağ'dan kopup gelen bazalt taşlarından inşa edilen Gümrük Hanı, kare bir avlu etrafını çevreleyen dükkanlardan oluşmakta. Ve avluyu çevreleyen zemin kattaki dükkanların ön kısmında ise ayaklar üzerine oturan revatlar bulunmaktadır. Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde genellikle külliye avlularının ele alınmış biçimi olan bu mimari yapı, Siverek'in tarihi eserlerinde belki de en dikkat çeken özelliklerden biridir. Han içindeki dükkanlardan en çok ilgi çekeni ise şüphesiz keçe yapılan yün veya keçi kılının ter ve gözyaşıyla yoğrulduğu mekanlar. Ülkemizde birçok yörede yok olmaya yüz tutan keçe yapımı Siverek ilçesinde hala büyük bir gayretle yaşatılmaktadır. İnsanlık tarihinde kullanılan ilk kumaşlardan biridir keçe. Kuzu yününden veya keçi kılından yapılır. Ama hiç de ele alındığı gibi hafif değildir keçenin yapımı. Yünlere yaya takılan kirişe hallaç tarafından anne bağcından yapılan tokmağın vurulmasıyla başlar keçenin serüveni. Birkaç kişinin ayak tabanları altında tempolu hareketler ve ritmik sesler eşliğinde bir ileri bir geri gider gelir hoyratlar ve türküler eşliğinde. Sadece alın teri değil tüm bedenden akan ter katılır keçeye ve kenarlarından düzlenerek tepilir son merhalede. Artık hazırdır keçe, yünü tamamdır, yeterince ezilmiştir ve bedenin terini yüreğin yaşını almıştır saatlerce. Sonunda kurur açık tuğul orta. İçindeki teri ve gözyaşını bırakır yeniden toprağa ve emeğin eseri olarak durur karşımızda. Sadece keçeyle kalmaz Siverekli'nin yünlü olan beraberliği.
Önce yünler tevsiyle eğrilerek iplik haline getirilir ve sonra köklerden elde edilen boyalarla siverein renkleri katılır ipliklere. Yer tezgahlarında genç kızların elinde ilmek ilmek iplikler düğümlenir sabırla, günlerce hatta aylarca. Ve yüreklerden kopup gelen şekillerle bezenir tezgahlar. Bazen kırmızı olur rengi, bazen yeşil ve en sonunda yüzyıllarca solmayacak güzellikte kara keçili kilimleri çıkar ortaya. Biz kara keçilerin tarihteki yerini almaları için kültür tanıtımı amacıyla kara keçi kilimlerini hayata geçirmek bazında kaymakamımızın emirleri doğrultusunda kara keçide araştırmalar yaptık. Bin yıllık tarihe sahip kara keçilerinin ata yadigarı, ecdat mirası, kültür mirası olarak bize verdikleri kara keçi motiflerini günümüzden geleceğe kaybolmamak amacıyla atölyeler kurarak hayata geçirdik. Bu gördüğümüz kara keçi kiliminin adı Bahar Dalı desenidir. Bu desende kara keçi aşiretinin, konar göçer kara keçi aşiretinin doğayla olan mücadelesi anlatılmaktadır. Ortada gördüğünüz şu motif direnişi sembolize etmektedir. Kenar tarakları korunmayı sembolize etmektedir kötülüğe karşı. Kenarda kullanılan çatma motifleri tekrardan direnişi anlatmaktadır. Yanda kullanılan köpelek desenleri de bereket ve rızkı anlatmaktadır. Siverekli Kızlar kilim dokumuyor sadece. Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yapılan çalışmalarla hem meslek sahibi oluyor hem de becerilerini arttırarak iş sahibi oluyorlar. Halk Eğitim Merkezi bünyesinde düzenlenen kurslarla yöredeki insanlara okuma yazma öğretiliyor. Yöre insanının eğitim düzeyinin artırılması için inanılmaz bir gayret sergileniyor. Ve merkezin bu çalışmalarının etkisi Siverek'te her yerde hissediliyor.